Bugün hava çok soğuk. Kabaklarım da kurumadı bu sene. Normalde dalında kuruması gerekiyordu ama hava sıcaklıkları değişken olduğu için bu sene böyle taze kaldılar. Ama yine de kullanıma uygun. Sadece şu lif kabaklarının kuruması biraz zaman alacak. Aralık ayındayız. Ve her yer yemyeşil. Burada da diktiğim yeni fideler. Şöyle minicik saksılarda telgraf çiçeği almıştım. İki renkli, üç renkli ama kurudular. Aloe vera diktim, sonra o da kurudu. En son sardunya diktim. Dedim sardunya çok güzel bir çiçek. Havayı da temizliyor. Görüntüsü de çok güzel ve kolay yetişiyor. Şöyle güzel küçük bir saksı yapacağım. Gül fidelerim. Gül çeliklerim. Gül çeliklerini de köyden getirdim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına kadar çelik alıp köklendirme yapabiliriz. Şöyle Yasemin'im. Havalar soğuduğunda tabii onu korumaya almak gerekiyor. Şöyle bir erik fidanı. Kapımızın üstü boş artık. Çelikleri tabii rüzgardan, değişken hava sıcaklıklarından korursak daha iyi sonuç alırız. Çünkü rüzgar mekanik bir aşındırma yapıyor. Bitkilerin yapraklarında gözenekler var ve bu gözenekler yoluyla besleniyorlar, fotosentez yapıyorlar. Rüzgar o gözenekleri hırpalayabiliyor. Yani bitkiyi güçsüzleştirebiliyor, solduruyor. O yüzden korunaklı bir yere alırsak çeliklerimiz daha iyi tutar. Perlit'te daha iyi geliştiğini söylüyorlar. Daha iyi kök attığını. Çünkü steril bir ortam. Çeliklerde sterilizasyon çok önemli. Budama makaslarının çamaşır suyu, seyreltilmiş çamaşır suyuyla temizlenmesi gerekiyor. Hastalıklı bitkilerden uzak durulması gerekiyor. Mümkünse hastalıklı bitkilerin bahçe dışına çıkartılması gerekiyor. Ortam sıcaklığı da ılık olursa çelikler daha hızlı kök atıyor. Sonuçta bitkilerin isteği bu. Isı, sıcaklık ve besin. Pikan cevizi yapraklarını döktü. Şöyle güzel bir kadife çiçeği. Kasım patılar. Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Ben de hayvanlarımı beslemek için çıkıyorum. Şöyle avokado, kasım patığı ve nergisler yine. Kış güzellikleri bunlar. Pandemi güzellikleri. Sardunya'nın yaprakları sarardı. Sanırım ona da rüzgar zarar verdi. Belki oradan alırım. Çok hızlı sararıyor çünkü. Çok güzel çiçek açıyor ama çok hızlı sararıyor. Onu da 10 liraya almıştım ya da 15 lira. Telgraf çiçeği. Şurada kuruyan defne ağacım. Ta Aydınlardan getirmiştim ama olmadı. Boşuna taşımışım o kadar yolu otobüste. Kızım, acıktın mı? Çınar yaprakları da böyle çok güzel. Lantanalar salatalarda kullanılabiliyor. Çekirdekten yetiştirdiğim kuşburnu. Yeni dünya çiçek açtı. Bu da tohumdan. Bazı ağaçlar yapraklarını döküyor, bazıları çiçek açıyor. Bazı çiçekler kuruyor, bazıları tam bu zamanda canlanıyor. Böyle güzel bir döngü ve hepsi biz insanlar için. Şükretmek güzel bir duygu. Belki bu güzellikler bize şükretmeyi hatırlatıyor.